FED toplantısında negatif bir sürpriz çıkmadı. Büyümenin canlanmasına rağmen hedeflenen seviyeye daha çok yol olduğunu vurgulayan Başkan Powell, enflasyondaki yükselişi geçici görüyor ve varlık adamını azaltmayı konuşmak için erken olduğunu söylüyor. Haziran ayında muhtemelen bu konuyu konuşacağız. Amerika'nın 1.8 trilyon dolarlık ilave destek paketi açıklaması sonrası dünya borsalarında pozitif bir seyirle güne başlıyoruz. Düşük ve orta gelirli aileler için 1 trilyon dolarlık harcama ve 800 milyar dolarlık vergi indiriminden oluşacak destek paketi, yüksek gelir grubunun vergileri artırılarak karşılanacak. Detaylar, Başkan Biden'ın bu akşam yapacağı konuşmada açıklanacak. Geçmiş veri, Amerika'nın genişleyici para ve maliye politikalarını eşanlı olarak uyguladığı dönemlerde gelişmekte olan piyasaların performansının güçlü olduğunu gösteriyor. 10 yıllık tahvil faizlerindeki %1.75'lik sınırlı yükseliş, eğer doların güçlenmesiyle birleşmezse gelişmekte olan ülke varlıkları için tehdit oluşturmuyor. Borsa İstanbul, kapatma kararıyla tetiklenen tepki alımlarının bir kısmını dün geri verdi. MSCI Türkiye %1'e yakın kayıpla gelişmekte olan piyasalardan negatif ayrıştı. Ereğli, Aselsan gibi piyasanın gözde hisseleri kar satışlarıyla geriledi. Aşının tedariğinde karşılaşılan sorunlar ve yeni bir kredi garanti fonu paketi beklentisi piyasayı baskılıyor. Kısmi kapatma kararının ardından önce tepki alışı, arkasından satış görmüştük. Umarız bu kez farklı olur. Amerika ve Avrupa vadilerindeki yükselişe paralel borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç olarak 1370 ve 1400 seviyeleri öne çıkıyor. Hisse bazında ayrışma önem kazanıyor. Tav Arçelik, Tekfen, Teknik Bülten'de vurguladığımız hisseler kar açıklaması öncesinde yükselen Ereğli hisselerinde düzeltme görebiliriz. Ancak şirketle ilgili görüşümüzün pozitif olduğunu belirtelim. Endeksteki yükselişin devam etmesi için bankaların da katılması gerekiyor. Akbank'ın beklentileri yenen kar açıklamasına piyasanın vereceği tepki, bankaların yükselişe katılıp katılmayacağı konusunda ilk ipucunu verecek. Bugün garanti, yarın yapı kredi kar açıklamalarıyla bankaların yönü netleşecek. Makro cephede bugün enflasyon raporu açıklaması izlenecek. Merkez Bankası'nın 2021 enflasyon tahmin beklentisini 200 bas puan artırarak %11'in üzerine çıkarmasını bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.